yarınlarını görsünler. Çocuklarımızın yarınları elimizden almasınlar. Onlar para kazanacak diye. Biz canımızdan olmak istemiyoruz. Termik cehennem istemiyoruz. Abi. Termik cehennem istemiyoruz. Termik cehennem istemiyoruz. Susma, haykır, termiğe hayır. Susma, haykır, termiğe hayır. Susma, haykır, termiğe hayır. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Evet. Dün Muslu Belde'mizde tüm halkın katılımıyla, belediye başkanlarımızın katılımıyla halkımız termik santral istemediğini gösterdi. Bugün de burada göstereceğiz. Başkanım. Susma, haykır, termiğe hayır. Susma, haykır, termiğe hayır. Bahçelerimizden yeşile dokunamıyoruz. Kapatıyor mu? Elimizi gördüğümüz zaman yaşamaktan nefret ediyoruz. Sebep olan bunlar. Bunlar gelmeden önce bizim çevremiz yemyeşildi. Daha sağlıklıydık. Yarınlara daha umutlu bakıyorduk. Geldiler, doğamızı katlettiler. Suyumuzu bitirdiler. Korkmadan çevreye çıkamıyoruz. Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak istiyoruz. Sağlıklı bir çevre bırakmak istiyoruz. Ama çatal ağzı için, bizim için en ideal neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Onun için bir tartışmamız var. Sabredin, bizim için en hayırlısı olacak. Sabredin arkadaşlar. Eyvallah başkan! Sayın katılımcılar, Çatay Elektrik Üretici Bağışı Termik Santrali ilave ülkesi Emre'yle biraz sessiz olursanız. Arkadaşlar sessiz olalım, lütfen sessizlik. Çates Elektrik Üretim Ayşe Termik Santral İlave Ünitesi Emtekre kıyı yapısı ve derin deniz deşarjı dahil projesi halkın katılımı toplantısı toplantı tutuldu. Toplantı tarihi 07.08.2015. Toplantı yeri Zonguldak İli Kilim İlçesi Çatalazı Belediyesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No 52 adresinde bulunan Çatalazı Belediyesi Düğün Salonu. Toplantı saati 14.00. Sayfa 1. İlimiz Kilim İlçesi Çatalazı Belediyesi. Bu nedenle halka bilgi verilememiştir. Bu nedenle toplantı yapılamamıştır. Şeklinde Eren Enerji ile ilgili 06.08.2015 tarihinde yapılan chat toplantı girişimi de yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilmemiştir. Bunu görülen lüzum üzerine halkın isteği ve talebi doğrultusunda yazılmıştır. Teşekkür ederim. Yalnız şu var, bize bu zor günümüzde
bizim en zor günümüzde bize destek vermek için Ankara'dan buraya gelen vekillerimiz var. Cumhuriyet Halk Partili vekiller, MHP'li vekiller, onlara burada teker teker anons edeceğim, teşekkürlerimi edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Veli Ağbaba, teşekkür ediyorum efendim. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gülay Yelkenci, teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilimiz Kemal Zeybek, teşekkür ediyorum efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Tuğ Yıldız Birtan, teşekkür ediyoruz. Sırat Milletvekilimiz Barış Karabeniz, teşekkür ediyoruz. Akdemir Milletvekilimiz Uyur Bağlaklı'dan, teşekkür ediyoruz.